hem Sayın Cumhurbaşkanımız hem de diğer müvekkiller hakkında iftirada bulunuyor. O gün dedi ki önümüzdeki haftaki grup toplantısında belgeleri sunacağım, ibraz edeceğim dedi. Biz işin açık tarafı bugüne geldiğimiz zaman bugün sabahtan bugün belgeleri sunacak. Bu belgeleri görelim bakalım gerçek mi? Neymiş bu belgeler? Çünkü biz biliyoruz ki ve iddia ediyoruz ki Cumhurbaşkanımın şahsının, çocuklarının hiçbir tanesinin, hiçbir dünürünün, kardeşinin ve eniştesinin yurt dışında herhangi bir hesaba, ister kendi adına olsun, ister bir şirket adına olsun, yurt dışındaki herhangi bir hesaba tek kuruş parayı Türkiye'den göndermemiştir. Bunu biliyoruz. Biz bunu biliyorsak, bu ispat edeceğim diyor. Biz bugün gerçekten bir delil koyacak. Biz de şok olacağız diye bekliyorduk. Ama bugün grupta çıktı. Tabii ona gelmeden önce bir şeyin altını çizmek istiyorum. Geçtiğimiz hafta grup toplantısında bu konuya nasıl geldi? Millilik üzerinden bahsediyor Kılıçdaroğlu. Millilik üzerinden bir tartışma çıkartarak diyor ki Cumhurbaşkanımıza hitaben, sen mi millisin, ben mi milliyim? Hodri meydan diyor. Ve biraz önceki söylediğim sözleri sarf ediyor. Biz geçtiğimiz hafta Cuma günü Kılıçdaroğlu hakkında dört evladı Cumhurbaşkanımızın dört evladı, Cumhurbaşkanımızın dört dünürü, eniştesi ve kardeşi, 11 kişi toplam dava açtık. Tazminat davası açtık. Çünkü bir önce de söylediğim gibi biz göndermedik. Belgeyle ispat edeceğim dedi. Bugüne geldik. Bugün elinde bir kısım kağıt parçaları. Banka dekontları söylüyor. Kağıt parçalarıydı. Hatta gösteriyor, Swift'ten bahsediyor. İşte 2,5 milyon dolar yurt dışına para göndermiş. Kim? Mustafa Erdoğan. Kim? Ahmet Burak Erdoğan. Kim? Osman Ketenci. Kim? Mustafa Gündoğan. Kim? Ziya İlgen. Yani Ahmet Burak Erdoğan oğlu, kardeşi Mustafa Erdoğan, dünürü Osman Ketenci, eniştesi Ziya İlgen'in yurt dışına para gönderdiğini ve elinde de bir kısım belgeler, kağıtları sallayarak para gönderdiğini tekrar delil olarak sundu. Şimdi biz biliyoruz ki o elindeki belgelerin hiçbir tanesinde müvekkillerimin hiçbirisinin tek kuruş para gönderdiğini ispat edemez. Bu belgeler sahte. Net olarak söylüyoruz, sahte. Ve buradan hodri meydan diyorum tekrar Kılıçdaroğlu'na. Bu belgeleri sakın ha kendisinde tutmasın, saklamasın. Biz bekliyorduk bugün basın mensuplarına bunu dağıtır diye. Aldığım şimdiki biraz önce sizden de teyit aldık. Belgeleri basın mensuplarına vermemiş. Hatta basının sorması üzerine demiş ki işte genel merkezde sistemimiz üzerinden yayınlayacağız. Yayınlanmayınca bir daha sormuşlar. Ve bu defa da demiş ki genel başkanımız ne derse onu yapacağız. Şu anda belgeleri yayınlamayacağız. Hodri meydan bu belgeleri yayınlasın. Basına dağıtsın. Bu belgeleri inceleyebilecek olan uzman kişiler bir incelesin bakalım. O belgelerin hangisinde müvekkillerin adına yurt dışına ne kadar para gönderildiğini ispat etmeye değer bir belge mi? Biz iddia ediyoruz. O belgeler Kılıçdaroğlu'nun anladığı cinsten belgeler değil. Şimdi ticari sırada girecek. Ben müvekkillerimin ticari faaliyetlerini de biliyorum.